Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmesinde Özel'in ele alacağı konular belli oldu. Az sonra ana haberde. Çorlu'da 2018'de meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar çıktı, cezalar belli oldu. Birazdan ana haberde. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan görüşme kararına tepki gösterdi. CHP'den de yanıt gecikmedi. Polemiğin tüm detayları az sonra ana haberde. Karayolları trafik yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Birçok sürücüyü etkileyecek yeni düzenlemenin detayları birazdan ana haberde. Mutlu günler efendim, hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde yeniden birlikteyiz. Evet, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği o tren kazasının duruşmasında karar çıktı. Kaç yıl olmuş? 6 yıl olmuş. Duruşmada sanıklara ceza yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, büyük dayanışma sonucunda ülkeyi yönetenlerin geri adım attıklarını görüyoruz diye konuştu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı ailelerle salonda izledi. Mahkeme heyeti sanıkları bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından cezalandırırken bazı sanıklar için sicil kaydı takdiri indiriminde bulundu. Mahkeme heyeti dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, bakım servis müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl, demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlak 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat ise 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 4 kişi ise beraat etti. Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasında 9 sanığın çeşitli oranlarda hapis cezası almasının ardından salon önünde ailelerle birlikte basın açıklaması yaptı. Bugün burada belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığı, tutuklandığı, 22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültürünün ilk kez geliretildiği, ülkeyi yönetenlerin benim bürokratıma, benim yöneticime, kamu görevlime dokundurtmam, çünkü verdiğim kanunsuz emirleri onlar uyguluyor. Onlar yargılanırsa bundan sonra sözümü dinlemezler mantığıyla hiçbirini feda etmeyenlerin bugün halkın göstermiş olduğu büyük dirayet, halkın göstermiş olduğu büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Davacı ailelerin avukatı Sevgi Eren Köroğlu, kararın ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serptiğini dile getirdi. Tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini defalarca ifade ettik. Deliller toplandı, belgeler toplandı, olası kast hükümlerinin uygulanmasını talep ettik. Ama bugün geldiğimiz netice itibariyle 4 tane üst birinci bölge yöneticisine bilinçli taksirden hapis cezası verildi. 6 yılın sonunda ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpen bu karar için şimdilik birinci basamak tamamlandı diyebiliriz.
Efendim, muhalefete muhalefet etmek bizim ülkenin siyasi durumuna özgü bir fenomen. Normalde iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı eleştirir değil mi? Bizde farklı işte. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan görüşme kararına tepki gösterdi. Yani kendi partisine aslında. Kılıçdaroğlu'nun sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden jet yanıt geldi. Size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Ana muhalefet partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de genel başkan Özgür Özel'e muhalefet etti. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara değinen Kılıçdaroğlu, bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir ifadelerini kullandı. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Kemal Kılıçdaroğlu o tepki açıklamasına bir de şiir ekledi. Paylaşımına Adnan Yücel'in, Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi, saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar, bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler dizelerini not olarak düştü. Sevgili halkım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndense eski genel başkana tepki yanıtı gecikmedi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, partisinin iletişim stratejisine dikkat çekti. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi sıkılı yumruklarla değil, akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz. Ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin. Evet, siyasette gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eleştirilerine mahzar olan o olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmede, yani önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen bu görüşmede Özel'in gündemindeki konular da belli oldu. Peki hangi konular ele alınacak acaba? Detaylar haberimizde. Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye çevrildi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye açık olduğunu söylemesinin ardından ilk temas mecliste 23 Nisan'a özel düzenlenen resepsiyonda kuruldu. İkili mecliste bir araya gelmesinin ardından merakla beklenen görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini duyurdu. Olası görüşmede konu başlıkları da netleşmeye başladı. CHP Genel Başkanı görüşme öncesinde maddelerin belirlenmesi için kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin öncelikli maddeleri arasında yeni anayasa çalışmaları yer alacak. Ana muhalefet, mevcut anayasaya uyulmadan yeni bir anayasa yapılmaz görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede Özgür Özel'in partisinin anayasaya ilişkin bu görüşünün yanı sıra Can Atalay kararını da gündeme getirmesi bekleniyor. Görüşmede Özel'in gündeminde ekonomi de olacak. Özel'in emekliler, atanamayan öğretmenler ve toplumun özellikle dezavantajlı gruplarının çözüm beklediği meseleleri Erdoğan'la görüşmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in olası görüşme için gündeminde dış politika da var. Özellikle Filistin'deki son durumun Cumhurbaşkanı'yla değerlendirilmesi bekleniyor. Efendim, 1982 yılında kabul edilen darbe anayasasının üzerinden 42 yıl geçti. Bu süre zarfında o kadar çok değişti ki 40 yama haline geldi desem yeridir. Ancak eski halinden pek eser kalmadı ama yenisinin yapılmasına dair iştah da devam ediyor. İşte onunla alakalı süreç de önümüzdeki hafta başlıyor. Süreci yönetecek olan, bu anayasa değişikliğiyle alakalı süreci yönetecek olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk etapta siyasi parti temsilcileriyle görüşecek.
Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin süreç başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Sayın milletvekilleri, siyasi partilerden belirli bir süre içinde yeni anayasaya ilişkin görüşlerini vermeleri istenecek. Ayrıca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve anayasa hukukçularından da görüş alınacak. Yeni anayasaya ilişkin ortaya çıkan taslaklar ve görüşlerse tek bir anayasa havuzunda toplanacak. O havuzdaki başlıklar siyasi parti temsilcilerinden oluşturulacak komisyonda tartışılacak. Komisyon hangi maddeler üzerinde uzlaşılacağına yönelik çalışma yapacak. Yeni anayasaya ilişkin süreci ise Meclis Başkanı Kurtulmuş yönetecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi anayasanın baştan sona değiştirilerek sivil bir metnin ortaya çıkarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan anayasa çalıştaylarında taslak bir metin ortaya çıkarılmıştı. MHP'nin de daha önce hazırlığını yaptığı 100 maddelik bir taslağı bulunuyor. Bu taslaklarla birlikte muhalefetten ve diğer toplum kesimlerinden gelen öneriler harmanlanarak ortak bir metnin hazırlanması hedefleniyor. Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde en büyük tartışmanın hükümet sistemi üzerinde yaşanması bekleniyor. AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri adım atılmasını istemiyor. AK Parti'de 50+1 şartının değiştirilmesi görüşü de hakim. Ancak MHP 50+1 ilkesinin sistemin ana omurgası olduğunu savunuyor. Muhalefet cephesinde ise güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden önerilerin gündeme getirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği de devam ediyor. Erdoğan bugün Kazakistan Başbakanı Olcay Bektenov'u kabul etti. Erdoğan Başbakan Bektenov'la birlikte beraberindeki heyeti de kabul etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bektenov kameraların karşısına geçti. Bazı açıklamalar yaptı. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna sağlık sorunları yaşadığı için katılmadığı öne sürülen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yürüyüş yaptığı görüntüleri paylaştı. Bahçeli'nin sağlık durumu, daha önce partisinin olağan kurultayında kolu sargılı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise oy kullandığı esnada yüzündeki morluklar nedeniyle gündem olmuştu. Meclise düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna da katılmayan Bahçeli'nin katılmama sebebi olarak sağlık durumu öne sürülmüştü. Bahçeli ise bu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından yürüyüş yaptığı görüntüleri paylaşarak sağlıklı olduğuna vurgu yaptı. Paylaşımda ayrıca Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısı yer aldı. Şarkıda yer alan "Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsam söyleten sensin" ifadesi dikkati çekti. Hainsin diyorsam söyleten sensin. Bahçeli'nin bu paylaşımına dair kulis bilgilerinde ise DEM Partisi'nin Diyarbakır Belediyesi'nde Türk bayrağını kaldırmasına tepki gösterdiği için yaptığı yer alıyor. Kulislerde ayrıca yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın düşen oy oranları için AK Partili üst düzey yetkililerin Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamasına tepki olarak bu paylaşımı yaptığı da öne sürülüyor. Hainsin diyorsan söyleten sensin. İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre öncesinde bir istifa haberi daha geldi. Bu sefer Birol Aydemir parti üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yardımcısı Birol Aydemir de istifasını sundu. Aydemir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada parti üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirtti. Siyaseti sadece ülke ve millet için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüğünü belirten Aydemir, bu nedenle siyasete girdiğini belirtti. İstifasının nedenini de açıklayan Aydemir, "Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim.
Bu sebeple İyi Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya, üretmeye inşallah devam edeceğim ifadelerini kullandı. Efendim, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini piyasa beklentisiyle paralel olarak %50'de sabit tuttu. Bu sefer artışa gitmedi. Kurulun karar metninde önemli mesajlar da verildi. Faiz kararını ve karar metnindeki detayları da ekonomist Filiz Er Yılmaz Kanal 3'e özel değerlendirdi. Hiç faiz indirimlerine kapı açan, faiz indirimlerine yönelen bir Merkez Bankası yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarından oluşan Para Politikası Kurulu, Nisan ayına dair politika faizi kararını verdi. Kurul politika faizini %50 düzeyinde sabit tutmaya karar verdi. Piyasa beklentisi de faiz oranının %50'de sabit tutulması yönündeydi. Kurulun yayımladığı karar metninde enflasyonun düşürülmesine ilişkin önemli açıklamalar da yer aldı. Genel olarak metin bize diyor ki ben gerekirse şu an beklemedeyim ama hiç gözün yaşına bakmadan bir bekleyip göreceğim. İşler kötü giderse faiz artışı yaparım da diyor. Hiç faiz indirimlerine kapı açan, faiz indirimlerine yönelen bir Merkez Bankası yok metne baktığımızda. Yurt içi talep hala dirençli düşmüyor diyor. Hizmet enflasyonu katı ve yüksek diyor. Gıda enflasyonu yüksek diyor. Jeopolitik riskler var. Enflasyon beklentileri üstü kapalı bir şekilde oradaki sıkıntıyı da tekrar dile getiriyor. Mart ayında aylık enflasyonun öngörülenden yüksek gerçekleştiğinin belirtildiği metinde, devletin ve özel sektörün harcamalarını kapsayan yurt içi talepte direncin sürdüğü kaydedildi. Ben finansal koşulları yeterince sıkılaştırdım diyor Mart ayında attığım adımlarla. Dolayısıyla bu sıkılaştırıcı etkilerin gecikmeli etkileri ortaya çıkacak. Yani bu attığım adımların etkileri henüz ortaya çıkmadı. Gecikmeli bir şekilde biliyorsunuz para politikası tepki veriyor. Dolayısıyla bir bekleyip görüp o gecikmeli tepkilere göre, eğer gecikmeli tepkilerle bu anlattığım enflasyon için sorunlar çözülürse biraz faizi artırmayacağım. Sabit tutmaya devam edeceğim. Ama yok, baktım ki bu etkiler enflasyon için çözüm sunmuyorsa hiç gözünün yaşına bakmadan faiz artırım diyen bir Merkez Bankası olduğunu görüyoruz. Metinde kurulun parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiğinin altı çizildi. Ben faizlerin yeterince yükseldiği kanaatindeyim. Finansal koşulların da yeterince yükseldiği kanaatindeyim. Dolayısıyla belki enflasyon beklentileri için hani faiz artırılsa biraz daha etkili olabilirdi ama orada da şunu yapacak muhtemelen. Daha etkin sözel iletişimi kullanarak, politikaları daha etkin hale getirerek faiz artışı yapmadan da enflasyon beklentilerini kontrol altına almaya çalışacak bir Merkez Bankası var. Dolayısıyla şimdilik ben de açıkçası bekle ve gör yapmanın, dolayısıyla metnin de faiz artışını açık kapı bırakıyor olması tarafının oldukça doğru olduğu kanaatindeyim. Metinde ayrıca enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsıyana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı. Bekle ve gör aşamasında olan, duruma göre yeniden faiz artırma ihtimali oldukça güçlü olan, şahin bir duruşu olan Merkez Bankası var. Evet, Merkez Bankası artırmayınca faizi, dolar ve euroda ne oldu diye baktık. Çok sakin seyretti bugün. Şu an 32.49 dolar. Hafif bir düşüş var. Euroda da 0.26, %0.26'lık hafif bir yükseliş var. Demek ki dolar ve euroya hücum olmadı faiz artmayınca da. Efendim, sadece bu kadar değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bayağı sıkıntılı bir durum olan şu kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti. Merkez Bankası kur korumalı mevduattan çıkışın yanı sıra TL mevduat payının artırılması için de TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti. Kur korumalı mevduat için faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının %60'ı olarak belirlendi. TL mevduat için bulundurulması gereken zorunlu karşılık tutarı faiz oranı üst sınırı ise %80 olarak belirlendi. Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz, kur korumalı mevduat hesaplarında %30, TL mevduat hesaplarında %40 oldu. Zaten Mehmet Şimşek de tasfiye edilmesini istiyor. Bir an evvel bu kur korumalı mevduat olayının.
Efendim, karayolları trafik yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konulan bir çeşit bir hastalık, uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacaklar veya ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğu ile ilgili süre nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor. Alınan sağlık raporları uyku apnesi sendromunu da içeriyor. Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabiliyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte uyku apnesi sendromu olan kişilerin öncelikle tedavi olmaları zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi. Irak terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri de son bir haftada 54 teröristi etkisiz hale getirdi. Verileri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürmektedir. Mehmetçiğin terörü kaynağında yok etme stratejisiyle yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin son verileri haftalık basını bilgilendirme toplantısında paylaştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı ziyaret de vardı. Görüşmelerde PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle uzantılarına karşı atılabilecek müşterek adımların istişare edildiği belirtildi. PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor. Bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın güvenlik kaynakları da terör örgütleriyle ortak mücadele kapsamında Irak'ta Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını belirtti. Kurulacak bu ortak koordinasyon merkeziyle sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki işbirliği kurumsallaşacak. Türkiye Irak'a güvenlik sistemlerine ilişkin de destek verecek. Kaynaklar Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini de değerlendirdi. Savunma sanayindeki kısıtlamaların son durumuna ilişkin sorulara yanıt verdi. Önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ettiklerini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bunun içinde Eurofighter'ın iyi bir başlangıç olacağını ifade etti. Antalya'da yaşanan teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan Kepez'in belediye başkanı Mesut Kocagöz'ün yerine Kepez Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçti. 45 kişinin oy kullandığı seçimde Kepez Belediyesi'nin başkan vekili 31 oyla Profesör Doktor Refik Emre Altekin oldu. Antalya Valiliği çağrısı üzerine toplanan Kepez Belediye Meclisi, Tünektepe teleferik kazası sonrası tutuklanan 5 kişi arasında yer alan Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yerine yine Cumhuriyet Halk Partili Profesör Doktor Refik Emre Altekin'i başkan vekili seçti. Antalya'da 12 Nisan günü meydana gelen bir kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında 14 kişi gözaltına alınmış, dönemin işletme müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'le birlikte 5 kişi tutuklanmıştı. Dava sürerken Antalya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla gönderilen yazıda Kepez Belediye Meclisi'nden başkan vekili seçmesi istendi. Öncelikle herkese teşekkürler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Meclis oturumunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İl Başkanı Nail Kamacı ve milletvekilleri de takip etti. CHP tek aday olarak meclis üyesi Profesör Doktor Emre Altekin'i aday gösterdi. 26'sı CHP, 13'ü AK Parti ve 6'sı MHP'li olmak üzere 45 meclis üyesi oy kullandı. CHP'li Altekin de ikinci turda 31 oyla Kepez'in belediye başkan vekili seçildi. Altekin, başkanımız göreve dönünceye kadar süreci aklı selim geçireceğimize inanıyorum dedi. Mesut Kocagöz'e seslendi. Kanun ve mevzuatlara uyarak
vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak başkanımız en kısa zamanda göreve dönünceye kadar bu süreci aklı selim ile geçireceğimize inanıyorum. İçinde bulunduğunuz durumun ve hukuki sürecin en kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağına Kepez Belediye Meclisi olarak inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin sıkça görüldüğü Yozgat'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte kene vakaları arttı. Şehirde son bir haftada 255 kişinin vücudundan kene çıkartıldı. Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandı. Son bir hafta içerisinde 255 kişinin vücudunda kene ısırığı vakalarının en yoğun görüldüğü ilçe Saraykent oldu. Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Dilek Yılmaz, vatandaşları kene yapışmalarına karşı tedbirler almaları konusunda uyardı. Vatandaşların açık renkli ve kapalı kıyafetler giymesi, pantolon paçalarını da çoraplarının içerisine koymaları gerektiğini belirten Yılmaz, kırsal alandan dönüldükten sonra kıyafetlerin tamamen çıkarılması ve özellikle kasık bölgeleri, diz arkaları, kulak arkası, ense ve saç diplerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kırsalda gerçekleşen kene teması içinde uyaran Yılmaz, vatandaşların sağlık kuruluşuna başvurmadan önce güvenli bir şekilde keneyi çıkarmaları gerektiğini belirtti. Eğer ki hastaya kırsalda kene temas etti, sağlık ocağına başvurmadan kendileri keneyi çıkarsınlar görür görmez. Bunu çıplak elle yapmasınlar. Mümkünse varsa bir eldiven, yoksa bir bez parçası, bir poşet parçasıyla kenenin kafa kısmına, baş kısmına en yakın yerden tutup keneyi çıkarsınlar. Kene tuttuktan sonra kendilerini 10 gün boyunca gözlemlesinler. Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, bu belirtilerden bir veya birkaçı olursa o zaman hastaneye başvursunlar. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı ölümcül bir hastalık. %4-5 oranında mortal seyrediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını öneriyoruz. Dünyada 2022 yılında 249 milyon sıtma vakası tespit edildi ve bu hastalık sebebiyle 608 bin kişi yaşamını yitirdi. Vakaların %50'den fazlası, tahmin edebileceğiniz gibi salgının en şiddetli yaşandığı Afrika'dan Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Mozambik'te kaydedildi. Dişi sivrisineklerin sokmasıyla aktarılan bir parazitin neden olduğu sıtma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olarak tanımlanıyor. Malaria olarak da adlandırılan hastalığın belirtileri arasındaysa ateş, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, gözler ve deride sararma, nöbetler ve nefes almada zorluk görülüyor. 25 Nisan Dünya Sıtma Günü'nün bu yılki teması daha adil bir dünya için sıtmaya karşı mücadelenin hızlandırılması olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 Dünya Sıtma Raporu'na göre 2022 yılında dünyada 249 milyon sıtma vakası tespit edildi ve hastalık nedeniyle 608 bin kişi hayatını kaybetti. Hastalığa karşı en savunmasız grup olan 5 yaş altı çocuklar dünya çapındaki sıtma ölümlerinin %76'sını oluşturdu. Küresel ölçekte tüm vakaların %94'ünü oluşturan Afrika'da 2022'de 233 milyon kişiye sıtma teşhisi konuldu. Kıtadaki yüksek bulaşma riski bulunan 33 ülkede hamile kadınların 3'te 1'inin sıtmaya yakalandığı saptandı. Sıtma bulaşma riski yüksek bölgelerde parazit taşıyıcı sivrisineklerden korunmak amacıyla ilaçlı cibinliklerin kullanılması, sıtma şüphesi durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması ve tedavi sürecinde sıtma aşılarının kullanılması tavsiye ediliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yerli sıtma enfeksiyonu sona ererken, 2010'dan bu yana sadece yurt dışı kaynaklı vakalar tespit ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye yönelik ayrımcı politikası devam ediyor. Hem de ne ayrımcılık, bakın Amerikan yönetimi
kıtlık seviyesine artık ulaşan Gazze'ye bir miktar un gönderirken İsrail'e gönderdi 26,5 milyar dolarlık silah efendim. İşte ayrıntılar. Amerikan Kongresi aylardır üzerinde uzlaşılmaya çalışılan savunma paketlerini onayladı. Bu paketlerden biri de İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi, yani Gazze'ye karşı daha fazla ölüm yağdırmayı amaçlıyor. İsrail'e gönderilmesi onaylanan paketin bütçesi 26 milyar 400 milyon dolar. Pakette İsrail'in hava savunma sistemine ek mühimmat ve askeri malzeme, savunma malzemeleri ve Amerika'nın İsrail'deki silah deposuna ek malzeme desteği yer alıyor. Tasarıyla Gazze dahil çatışma bölgelerine 9 milyar dolar insani destek paketi de kabul edildi. Söz konusu tasarı Amerikan Başkanı Biden'ın imzalamasından sonra yasalaşacak. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik bir rapor yayımladı. 2023 İnsan Hakları raporunda Gazze'deki durum için ağır insani kriz ifadesi kullanıldı. Bölgenin büyük oranda yaşanamaz hale geldiğinin altı çizildi. Katledilen gazetecilere işaret edildi. İsrail, eşi görülmemiş sayıda gazetecinin ölümüne sebep oldu denildi. Evet efendim, bu arada İsrail medyası İsrail'in üst düzey yetkililerine, bu Gazze mezalimine imza atan yetkililerine karşı bir tutuklama emri çıkarılması ihtimalinin olduğunu yazdı Dünya'da. Buyurunuz. İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberine göre, başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı hakkında her an uluslararası tutuklama kararı çıkarılabilir. Televizyon kanalının haberine göre ayrıca Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde konuyla ilgili gizli bir görüşme de yapıldı. Tutuklama kararına karşı İsrailli yetkililerin de adımlar atmasının beklendiğini duyuran televizyon haberine göre Netanyahu da kararı engellemek amacıyla bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşecek. Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında öne çıkan Orta Akdeniz güzergahında son yıllarda yoğunluk var. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Orta Akdeniz'de sadece 510 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi. Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor. Avrupa'ya geçmeye çalışan teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. Uluslararası Göç Örgütü yılın ilk 4 ayında Orta Akdeniz'de 510 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi. Örgüt geçtiğimiz günlerde Tunus'ta alabora olan teknede bulunan 19 göçmenin hayatını kaybettiği kaza karşısında dehşete düşüldüğünü vurguladı. Efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi arı ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Bu ne demek onu anlatalım. Tebliğe göre arı sütü, poleni, arı ekmeği gibi, bunu da yeni duydum inanın, bu tip ürünler artık katkı maddesi ilave edilmeden üretilecekmiş. Arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, propolis. Tarım ve Orman Bakanlığı takviye edici gıda olarak piyasaya sürülen bu ürünler için harekete geçti. Artık arı ürünlerine dışarıdan herhangi bir madde ilave edilemeyecek. Arı ürünlerinin sahip olması gereken ürün özellikleri, üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin detaylar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği resmi gazetede yayımlandı. Arı ürünlerinde bulaşanlar, kimyasal ilaç olarak bilinen pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntılarına dair
Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili yönetmeliklerinin hükümleri uygulanacak. Söz konusu ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak. Tebliğe göre bu ürünlerin hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz hususlarında da konuyla ilişkili yönetmelikler uygulanacak. Propolis, tek başına sadece takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilecek. Arı sütü, poleni ve ekmeği üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 8 derece ve 6 sıcaklıklarda muhafaza edilecek. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin 6 ay içerisinde bu hükümlere uymaları gerekiyor. Tebliğin yayım tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada bulunabilecek. Efendim, İstanbul'da pazartesi günü Üsküdar Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, o da bir muallakta bir çarpışma deniliyor, bir arıza, bir bakım. 72 saatlik çalışmanın ardından bu arıza nihayet giderildi. Günde yaklaşık 300 bin kişinin kullandığı metro hattında seferler normale döndü yani. ...22 Nisan sabahı 6 sıralarında İstanbul-Üsküdar-Samandıra metro hattında aksaklık başladı. Metro İstanbul bu aksaklığı önce teknik arıza olarak açıkladı. Daha sonra ise zorunlu bakım çalışması olarak nitelendirdi. Aksaklığın ikinci gününde ise işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin temas etmesi nedeniyle bu sorunun yaşandığını bildirdi. Günde 300 bin kişinin kullandığı metronun seferleri aktarmalı olarak Altunizade durağından yapıldı. İstanbullular için çileye dönüşen metro hattındaki aksama nihayet çözüme kavuştu. 72 saat boyunca süren teknik çalışmalar sonuçlandırıldı. 3 günlük aksamanın ardından Metro İstanbul'un yaptığı duyuruyla Üsküdar-Samandıra metro hattında seferler normale döndü. Afyonkarahisar'da Çay, Bolvadin ve Sultandağ ilçeleri sınırlarında yer alan Eber Gölü'nün maviliğinden eser kalmamış göl, can çekişiyor ve kuruyor anlaşılan. Vatandaşlar gölün kirliliğinden dolayı eylem yaptı. Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber alarm veriyor. Üstelik gölün rengi de değişti. Bir zamanlar yeşil ve mavinin buluştuğu Eber, kuşları, sazlıkları, balıkları, çiçekleri, yüzen adacıkları ve derin sessizliğiyle Anadolu'nun keşfedilmemiş köşelerinden biriydi. Son zamanlarda yangınla, suyun çekilmesi ve kirlilikle birlikte artık masmavi renk yerini siyaha bıraktı. Vatandaşlar kurumakta olan Eber Gölü'nün sesi olmak için eylem yaptı. Bir vatandaşın halini görünce yüreğim cız cız etti. Bakın, ilgilenin lütfen, şu kapalı olan yeri bu vatandaşın rızkı için açın. Göle su gitsin, hayvanlar barınsın, göçmen kuşlar burada park etsin, istirahat etsin. Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay, Eber Gölü'nün beslendiği doğal su kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğini söyledi. Eber Gölü can çekişiyor. Gölü besleyen bütün doğal su kaynakları önlerine gerek baraj, gerekse yasal olmayan bentler yapılarak, suyun akış yönü değiştirilerek gölümüz adeta kurumaya, yok olmaya terk edilmiştir. Gölün çevresinde bulunan yerleşim yerlerinin tek geçim kaynağı Eber Gölü yok olmak üzeredir. Ekonomik katma değeri çok yüksek olan Eber Gölü'nü susuzluk ve kirlilik neticesinde kamışı biçilemez, balığı tutulamaz hale gelmiş olup gölden geçimini sağlayan binlerce yöre halkı sürekli dışarıya göç verir hale gelmiştir. Kalay, Eber Gölü'nün Akarçay'a giriş noktasında da açıklama yaptı. Gölün kurumakta olduğuna işaret etti. Havuzlama sistemi yapılmıştır. Şu görülen Akarçay'daki yığıntı su çok fazla su değil. Yığıntı yapılmış olup havuzlama sistemiyle arazilerini sulamaktadırlar. Gölümüze giriş noktası şu kısımdır. Fakat bir damla su önü kapatılarak gölümüze girmemektedir su.
Yerel basında Çakır Mahallesi'nde milli emlak ait bir alana el konulmak istendiğine ilişkin çıkan haberler üzerine Afyonkarahisar Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bir açıklama yaptı. İl Müdürü Mustafa Oruç, habere konu olay için 20 gün evvelinde suç duyurusu yapıldığını, bölgeye izinsiz dikildiği tespit edilen fidanların kaldırılması konusunda da uyarı yapıldığını duyurdu. Arazilerimizin izinsiz kullanımının önlenmesi ve engellenmesine yönelik düzenli ve periyodik denetimlerimiz, kontrollerimiz, kurumlarımızla birlikte eş güdümlü çalışmalarımız titizlikle takip edilmektedir. Afyonkarahisar'ın en gözde bölgelerinden biri olan Eski Çakırköy, Yeni Çakır Mahallesi'nde milli emlak yaklaşık 2 yıl önce tapusu olmayan bir alana Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda tapulandırma yaptı. Milli Emlak Müdürlüğü'nün ham toprak olarak tapulandırdığı alana bir süre sonra fidanlar dikilmeye başlandı. Fidanı kimin diktiğine dair ise tabelalar asıldı. Tabelaları asan kişiler tarafından Milli Emlak Müdürlüğü'ne ecri misil yöntemiyle satış başvurusu yapıldı. Milli Emlak bu başvuruyu reddettiği gibi 4 Nisan'da da suç duyurusunda bulundu. Şu andaki üzerinde bulunduğumuz arazi bir hazine arazisi. Olayla ilgili yerel basında Milli Emlak'a ait yere çökme planları yapıldığı haberi üzerine 211 ada 52 parselde açıklama yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç, yaşanan olayın çok önceden tespit edildiğini, devlete ait olan hiçbir yerin kimseye peşkeş çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. 4 Nisan tarihinde bir tespit yaptık. Tespitle ilgili sonuçlarda adli makamlarına suç duyurusunda bulunduk. Bir izinsiz kullanım söz konusuydu tespitlerimizde. Akabinde eş zamanlı olaraktan idari işlemlere başladık valiliğimizce. Başlatılan işlemler sonucunda da izinsiz kullanımda bulunan kişilerin burayı 30 Nisan 2024 tarihine kadar tahliye etmesi için bir süre verildi. Alanın imar durumunun değiştirilmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığını dile getiren Oruç, tescillendirilmesi sürecinde ham toprak olarak da bulandırıldığını ifade etti. Yani bir statü değişikliği yok. Yani o kastedilen statü ormandı, meraydı, bununla ilgili bir değişiklik yapıldı gibi algılandıysa bir hata var orada. Tescil harici bir alandı burası. Tescil görürken elbette ki mevcut durumuna göre bir vasıf belirtilmesi lazım tescile konu olduğu zaman. O zaman da bakıldı, tescilde ham toprak olduğu tespit edildi ve ham toprak olaraktan da tescil gördü. Köy sakinlerinden Mahmut Nedim Özdamar da valilik ve il müdürlüğünün alanın yeşil alan olarak korunması noktasında gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Bizden önce gerekli suç duyuruları yapılmış. Devletimiz bize sahip çıktı, teşekkür ediyoruz hepsine. Bu işin yakasını bırakmış değiliz. Köy halkı olarak herkes malına sahip çıktı, devletin malına. Herkesten Allah razı olsun. Özellikle valimize çok teşekkür ederiz ilgisinden dolayı. Afyonkarahisar'da adliye önünde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri yoldan geçen bir vatandaş. Adliye önünde kavga çıktı, silahlar konuştu. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Mahkemede görülen bir dava sonrası adliyeden çıkan bir babayla oğlu, aralarında daha önceden husumet bulunan şahısla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs babayla oğluna silahla ateş açtı. Olayda baba, oğlu ve yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Kavgaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler yaptı. Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 acil servis ekibi istendi. Yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Barut fıçısı gibiyiz resmen. Antalya'da da İki esnaf arasındaki tabela koyma tartışması kavgaya dönüştü. Kebapçı ile çaycı arasındaki kavgayı diğer esnaf ve bölgede olan bir trafik polisi ayırdı. Güvenlik kamerasına da yansıdı kavga. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tabela koyma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada esnaflardan birisi çatal darbeleriyle yaralanırken diğer esnaf gözaltına alındı. Tabela koyma konusunda bir süredir sözlü tartışma yaşayan kebapçı Ramazan Ülger'le çay ocağı işleten Murat Bak yine aynı nedenle tartıştı.
Sözlü tartışma büyüdü. Kebapçı Ülger elindeki çatalla çay ocağını işleten Pak'ın başına ve boynuna vurarak saldırdı. Kebapçının yakınlarının da çaycıya yumruk atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki esnaf ve bir trafik polisi kavgayı ayırmaya çalıştı. Olayda başından ve boynundan yaralanan çaycı Murat Pak, ambulansa hastaneye kaldırılırken kebapçı Ramazan Ülger ise polis tarafından gözaltına alındı. Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Servis şoförü aracı yol kenarına çekti ve hemen yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında minibüste hasar meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Olay Kemer ilçesi Göynük mahallesinde meydana geldi. Kemer'den Antalya'ya bir otelin çalışanlarını taşıyan minibüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden araç sürücüsü yolun sağına park edip yolcuları minibüsten indirdi. İhbar üzerine yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın yaşandığı olayda yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yine Antalya'nın Aksu ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan inşaat işçisi genç derede ölü bulundu efendim. Antalya'da kayıp olarak aranan inşaat işçisi gencin cesedi derede bulundu. Olay Aksu ilçesinde Kemerağzı mahallesinde meydana geldi. 25 yaşındaki inşaat işçisi İsmail Mutlu bir süredir kayıp olarak yakınları tarafından aranıyordu. Dere yatağında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsın İsmail Mutlu olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan Mutlu'nun arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Gencin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sayın seyirciler, Brezilya'da ölüsünü kapan bankaya koşuyor. Tuhaf tuhaf işler. Geçtiğimiz günlerde haberini vermiştik size. Brezilya'da bir kadın ölen amcasını aldı, kredi çekmek için bankaya götürmüştü. Bu kez de benzer ve çok da rahatsız edici bir olay daha ülke gündemine düştü. Bir kişi yine hesaptan para çekmek için annesinin parmaklarını kesti. "58 yaşındaki bir kadın Salvador kentinde evinde çok sayıda bıçak yarasıyla ve eli kesilmiş halde bulundu. Oğlu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve bıçakta annesinin boynunu ve elini kestiğini itiraf etti. 21 yaşındaki zanlının banka hesabındaki paraya erişmek için annesinin parmaklarını kullanmak istediği ortaya çıktı. Polis cesedin çürümeye başladığını belirterek cinayetin günler önce gerçekleştiğini duyurdu. Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Gelibolu, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda şafak ayini yapıldı efendim yine. Ardından Çanakkale'nin kaderini belirleyen 57. alay vefa yürüyüşüyle anıldı. Anzaklar şafak ayininde buluştu, atalarını andı. Her yıl 24-25 Nisan'da atalarını anmak için Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişi şafak ayinine katıldı. Sabaha karşı 5.30'da başlayan şafak ayini Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green mezarlığını anlatan bir videoyla şeref videosu izletildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yarbay Fatih Kurtgöz, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur
ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Törende çelenkler sunuldu. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşları okundu. Ayinin ardından Çanakkale'nin kaderini belirleyen ve Çanakkale'de Atatürk'ün "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" dediği 57. alay vefa yürüyüşüyle anıldı. Yürüyüş boyunca gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conk Bayırı'nda sona erdi. Efendim, Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk'ın insansı robotu 2025 yılında satışa çıkacak. Gerçi onun öngörüleri pek tutmaz, daha da geç olabilir. Bu robot günlük işlerde insanlara yardımcı olabilmek için tasarlandı. Görüntüsüyle insanı andırıyor. Bu robot yürüyor, temizlik ve alışveriş yapıyor. Bilim kurgu filmlerinin meşhur sahneleri gerçek olacak. ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketi tarafından üretilen insansı robot yakında piyasaya sürülecek. Musk'ın paylaştığı videolarla dünyada adından sıkça söz ettiren robot Optimus'un ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusuydu. Musk robotun piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Her şey yolunda gittiği takdirde robotun 2025 yılında satışa hazır olması bekleniyor. Musk robotu tüketicilere satmayı istese de Optimus ilk olarak fabrikalarda görev alacak. Bununla birlikte ünlü milyarder bir insansı robotu seri olarak üretebilecek yeteneğe sahip olduklarını da belirtti. Yalnız ilk tanıtıldığında ayakta bile duramıyordu robot. 1-2 sene oldu. Şimdi zen duruşu falan yapmaya başlamış. Gelişim mühim. Efendim, Ticaret Bakanlığı Amerikalı basketbolcu, efsane basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon lira bedelle satışa çıkarttı. Ayakkabıların mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrüğe terk edildiği açıklandı. Really set a standard for myself. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkarttığı eşyalar arasında koleksiyonluk spor malzemeleri kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi NBA'in efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıyan 3 çift spor ayakkabı 15 Nisan'da ihaleye çıkartıldı. MJ, oh, Harry did it! Harry Michael shakes the finger! Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait ambarında bulunan spor ayakkabıların satış bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi. Şimdiye dek iki kez ihaleye çıkarılan ayakkabılara henüz teklif veren olmadı. Geçtiğimiz yıl Michael Jordan'ın 1998 yılında NBA final maçında giydiği ayakkabı açık artırmada yaklaşık 2,5 milyon dolara alıcı bulmuş. Ayakkabı bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip olmuştu. Efendim, bu akşamlık da bu kadar. Hep güzel haberler almanız dileğiyle esen kalın. Öndüç İnşaat piyasa ekranını sunar. Öndüç İnşaat piyasa ekranını sundu.
şampiyonluk yarışının kıran kırana devam ettiği Süper Lig'den sonra bir başka heyecan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından gözler Beşiktaş ve Trabzonspor'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekip Ankara gücüyle golsüz berabere kalarak final şansını ikinci maça bırakmıştı. Ligde uzun süredir 3. sırada bulunan Trabzonspor ise ikinci hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Enis Destan'ın 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle bordo mavili ekip karşılaşmanın büyük bölümünde 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, küçük de olsa bir avantaj elde ettiklerini söyledi. Oyun normal dengede giderken golü bulduk. İşte bir diagonalle oyunun yönünü değiştirme ile ilgili Edin'in attığı pozisyonda golü bulduk. Biz oyuna özellikle bu oyuna daha topa sahip olmamız lazım. Sonuçta bugün bir ayağın kazanmış olduk. 3-2. Küçük de olsa bir avantajımız var. Önümüzdeki dönem yani Mayıs ayında oynanacak rövanş için kısa bir şeyimiz var, avantajımız var, küçük bir avantajımız var. Ciddi bir takıma karşı ona da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunu kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vavakars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas kötü goller yediklerini ifade etti. Çok iyi başladığımız bir oyun. Hem oyunu geriden kurarken hem set oyununu takım çok iyi oynadı gole kadar. Çok kötü gol yedik. Özellikle ikinci ve üçüncü gol çok basit, kötü bir gol yedik. Yani aslında biz kendimiz yedik golleri. Çizdiğimiz, çalıştığımız set oyununun dışına çıkınca oyuncular acele etmeye çalıştılar ve görüntü hiç istemediğim, iyi olmayan bir görüntüye döndü. Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. Biz turu ikinci maça taşıdık. Zor bir sezon geçiyor hepimiz için. Ben çok şey gördüm 40 yılın içerisinde ama bu sezon gibi zorlu bir sezonda hiç görmedim. Bir an önce bitmesinde bütün takımlar için bir hayır var diyorum. Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları EuroLeague 2023-2024 sezonu playoff ilk maçında normal süresi 81-81 eşitlikle tamamlanan mücadelede deplasmanda Monaco'yu 95-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Selgast'ın Madison salonunda oynanan karşılaşmada Monaco 1. periyodu 26-15 önde bitirirken devre arasına 46-37 önde girdi. Farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, 3. periyotta rakibinin bir sayı gerisinde kaldı ve Monaco 61-60 ile tamamladı. Normal süresi 81-81 biten mücadelede Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 95-91 yendi. Bu karşılaşmayla seride 1-0 öne geçen Sarı Lacivertliler ikinci maçını yarın oynayacak. Karabük'te Türkiye Voleybol Federasyonu'nca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları sona erdi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda iki grupta oynanan müsabakalara 12 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Maçların ardından A grubunda Osmaniye Gençlik, B grubunda ise Bolu Gerede Spor Kulübü grubunu lider tamamladı. Grup mücadelelerinin ardından takımlar Mayıs ayında yapılacak finallerde mücadele verecek. Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, Karabük'te çok güzel bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyledi. Bu bizim için çok önemli bir turnuvaydı. Çünkü bundan bir yıldan daha az bir süre öncesinde bu branş Türkiye Voleybol Federasyonu çatısı altına dahil oldu. FIBA Europe Cup'ta şampiyon Niners Chemnitz düzenlenen törenle kupasını aldı.
FIBA Europe Cup final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi Niners Chemnitz'i uzatmalarda 105-95'lik skorla mağlup etmesine rağmen ilk müsabakayı 85-74 kaybettiği için sezonu ikinci olarak tamamladı. Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Takımlara madalyalarını FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'la FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Ayrıca Chemnitz'e şampiyonluk kupasını Kamil Novak verdi. Karşılaşmada 29 sayı atan Kazak Ajami'de finalin en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Alman ekibi şampiyonluğunu deplasmana gelen taraftarıyla kutladı.